Dürüst olalım, webcamler kötü. Gerçekten kötü görüntü veriyorlar. Güzel bir webcam görüntüsü almak için çok büyük paralar vermeniz gerekli. Ve o parayı verdiğinizde bile o kadar güzel bir görüntü alamıyorsunuz. Bu da kurtarıcımız olarak telefonlarımız geliyor. Telefonlarımıza zaten bir sürü para verdik ve çok da güzel görüntü veriyorlar. Neden telefonlarımızı webcam olarak kullanmayalım? Teknik sorunlar dışında. Ya da benim için bir sorun, bunun için bir özgür yazılım bulamamamdı. Bunu yapabilecek bir özgür yazılım yok zannediyordum ama varmış. Bugün sizlere telefonunuzdan nasıl Full HD, 4K nasıl görüntü istiyorsanız alabileceğinizi göstereceğim. Ve bunu ücretsiz bir şekilde yapacağız ve özgür bir yazılımla yapacağız. Hoş geldiniz, ben Yusuf ve yine muhteşem faydalı bir içerikle karşınızdayım. Bu kanalda Linux teknoloji, malumiyet ve güvenlik konuları hakkında konuşuyoruz. Dağıtım yazılım incelemeleri ve teknoloji gündemini sizlerle paylaşıyorum. Bu konular hakkında ilgiliyseniz kanala abone olup aramıza katılmanızı beklerim. Kameramız için kullanacağımız programın adı Scrappy. Şu an kameramı kullanıyorum ve bu uygulamayla kullanıyorum. Az sonra nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu arada şunu da söylemeyi unutmayalım. Sadece Android cihazlarda çalışıyor. Eğer ki iPhone'unuz varsa sizin için çalışmayacak bu. Uygulama özgür yazılım, ücretsiz. Uygulamanın mantığı telefonunuzun görüntüsünü bilgisayara yansıtmak. Telefonunuzu bilgisayardan kontrol edebiliyorsunuz. Ekran görüntüsü alabiliyorsunuz, kayıt alabiliyorsunuz. Biz de bunu kamera yapmak için kullanıyoruz bugün. Gecikmesi genel anlamda düşük. 35 ile 70 milisaniyelik bir gecikme söz konusu. Wi-Fi üzerinden de kullanabiliyorsunuz ama Wi-Fi üzerinden kullanıyorsanız gecikme biraz artabilir. 120 FPS'ye kadar çıktı alabiliyorsunuz. Yani kameranızdan 60 FPS'lik görüntüler de alabilirsiniz. Aynı zamanda cihazınız da tamamen offline olarak çalışıyor. Nasıl kurabileceğinize geçelim. Windows makinelerde ya da Linux'ta farklı kurulumu. Genelde Linux kullanıyorsanız Arch Linux kullanıcıları ana depolarda var. Oradan kurabilirsiniz. Bağlantıyı da aşağı bırakacağım. Buraya geldiğimizde Get the App kısmı var. Linux, Windows ve macOS diye ayrı ayrı seçenekler görüyorsunuz. Windows ve macOS için olana bakalım. Windows'ta direkt bu zip dosyasını indiriyorsunuz. Bu uygulama terminal arayüzünden çalışıyor. Ama Windows kullanıcıları korkmayın. Zip dosyanızın içinde Open a Terminal Here diye bir dosya olacak. Buna tıkladığınızda otomatik olarak sizin için terminali açacak ve birazdan göstereceğim adımları tek tek takip edebileceksiniz. Linux kullanıcıları zaten az çok terminalle aşinadır diye düşünüyorum. macOS kullanıcıları da Brew üzerinden gerekli kurulumları yapabilir. Buradan takip edebilirsiniz. Daha sonrasında yine aynı komut biraz sonra yapacağımız işlemleri size takip edeceksiniz. Bu noktada kurulumu yaptığınızı varsayıyorum. İkinci yapmamız gereken şey ise telefonumuzun USB hata ayıklama modunu açmak. Bu cihazdan cihaza ufak farklılıklar gösterebilir ama hepsinde hemen hemen aynı. Telefonunuzun ayarlar kısmına geliyorsunuz. Buradan telefon hakkında kısmına geliyorsunuz. Ve geliştirici seçeneklerini etkinleştirmek için aşağıda yapı numarası diye bir şey yazıyor. Buna 7 kez dokunduğunuzda geliştirici seçenekleri açılmış oluyor. Sonrasında ise sisteme geliyoruz ve burada geliştirici seçenekleri diye bir kısım görmemiz gerekli. Geliştirici seçeneklerine tıkladıktan sonra USB hata ayıklama özelliği etkinleştirin kısmı var. Bunu yaptığımızda ikinci adımı da tamamlamış oluruz. Burada üçüncü adımı ise telefonunuzu USB ile bilgisayarınıza bağlamak olacak. İlk başta USB ile bağlayın. Wi-Fi ile nasıl yapacağınızı daha sonra göstereceğim. USB ile telefonunuzu bağladıktan sonra terminale gelip ADB yazmamız gerekli. Eğer ki Windows kullanıyorsanız klasörün içerisindeki terminalden bunu yapabilirsiniz. ADB Devices yazdığınızda telefonunuzun önünde bir seçenek çıkacak. Bu bilgisayara güvenelim mi diye. Güvene basın. Hatta istiyorsanız aşağıda her zaman bu bilgisayardan gelen isteklere güven seçeneğine de basabilirsiniz. Ne de olsa kendi bilgisayarınız. Güvene bastıktan sonra da artık zor kısımları tamamlamış oluyoruz. Telefonumuzu yansıtmaya başlamadan önce bir kamera uygulaması indirmemiz gerekiyor ki kamerayı ekrana yansıtalım. Normalde bunun için herhangi bir kamera uygulaması kullanabilirsiniz ama birçok kamera uygulaması sizin kamera elementlerini gizlemenize izin vermiyor. Normalde kamerada işte fotoğraf çek butonu olur, ayarlar butonu olur, işte panorama modu, gece modu gibi şeyler olur. Bunları gizlememiz gerekli ki ekranda onlar gözükmesin. Yani çünkü video çekeceksiniz muhtemelen ya da toplantıya katılacaksınız. O elementlerin gözükmesini istemezsiniz. Bunu çoğu kamera izin vermiyor ama yine şanslıyız ki bunun için yapılmış bir özgür yazılım var. Open Camera. Open Camera uygulamasını Play Store'dan da F-Droid'den de bulabilirsiniz. Open Camera'yı yüklediğinizde telefonunuza ayarlar kısmına gelip UI elementlerini gizle diyebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz mesela şu kısımlar, buradaki kısımlar tamamen gizlenmiş oluyor. Sadece siz ekrana dokunduğunuzda ek olarak tekrardan gösteriyor. Ve bu bizim için mükemmel bir şey. Bizim istediğimiz tek şey sadece görüntünün bize gelmesi. Şimdi işin terminal boyutuna geçiyoruz. Evet, şu an benim bu komutlarla Scrappy'yi çalıştırdığımı görüyorsunuz. Tek tek hangisi ne anlama geliyor göstereceğim. Bunların hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Kafanıza göre değiştirebilirsiniz değerleri. Scrappy çalıştıracağımız yazılımın adı. B bitrate değerimizi belirliyoruz. Bunu daha yüksek yaparsanız görüntünüz daha kaliteli akacak. Yalnız bunu yüksek yaptığınızda gecikme de artabilir. Dolayısıyla bunun doğru değerde bulmanızda fayda var. Daha sonrasında S büyükse ekranı kapat demek. Bunu yapmak istememizin nedeni daha fazla şarj gitmemesini istiyoruz. Eğer ki sizin ekranla işiniz varsa, yani ekranı görmeniz gerekiyorsa kullanmayın. Ama ben telefonumun şarjı gitmesin diye bunu da kullanıyorum. Daha sonrasında W ise telefonunuzun hep açık kalmasını sağlıyor. Bu da önemli çünkü herhangi bir şekilde telefonunuz kapanırsa görüntü de gidecek. Bu da belki en önemli komut crop komutu. Biliyorsunuz telefonunuzun kameralarında sağda solda genelde siyah barlar oluyor. Yukarı aşağıda da olabilir. Bu telefondan telefona değişecektir. Bunları biz göstermek istemiyoruz. Yani şu an benim ekranıma baktığınızda herhangi bir siyah bar yok. Tam ekranda beni görüyorsunuz. İşte bunun için crop'u kullanıyoruz. 1080x1920 genişliğimiz, daha sonrasında bu yüksekliğimiz oluyor. Burada X ve Y değerlerini ayarlıyoruz. Burada sizin kameranızdan kameranıza değişeceği için bu değerleri kendiniz ayarlamanız gerekli. Gösterecek olursa
görsem. Şimdi programı kapatacağım. Benim kameramın gittiğini göreceksiniz. Şu an kameram gitti. Hangi pozisyonda gittim bilmiyorum ama bu 195 değerini mesela 180 yaptığımda ve kameram tekrar geldiğinde şu an sağ ve sol tarafta hafif barların olduğunu görüyorsunuz. Bunun nedeni crop değerini düşürmüş olmam. Benim için bu değer 195. 195 değerinde tam olarak ekrana sığdırmayı başarıyorum. Bunu da işte siz kendi telefonunuza göre halledeceksiniz. Şu kısım V4L2 Sync kısmı sadece Linux kullanıcıları için var. Bunu videonun ilerleyen kısmında anlatacağım. Bilgisayarınızın kamera cihazı olarak görmesini sağlıyor. No Display yine bunu ben Linux kullanıcısı olduğum için display istemiyorum. Ekrana özellikle bunu getirme diyorum. Daha sonrasında bir de V4L2 Buffer, bu da yine aynı şekilde Linux kullanıcıları için geçerli. Buffer değerini ayarlıyorum. Windows kullanıcılarının yapmak istediği şey ise bu üçünü kaldırıyoruz. Şimdi kaldırmış halini yapacağım. Şu an kaldırdığımda ekrana geldiğimi görüyorsunuz. Bunu büyütebilirsiniz tabii. Eğer ki Windows kullanıcısınız ya da macOS kullanıcısıysanız yapmanız gereken şey bu görüntüyü OBS'de pencere olarak almak. Yani gösterecek olursam şimdi kendi görüntümü buraya atıyorum. OBS'yi buraya getiriyorum. Bir görüntü ekleyeceğim. Mesela buraya kameram yazabilirim. Gördüğünüz gibi ekrana tam olarak kendimi yansıtmayı başarabiliyorum. Ha, ben bunu Microsoft Teams'de veya Discord'da nasıl kullanacağım diyorsanız Start Virtual Camera özelliğine basabilirsiniz. Buna bastığınızda bu görüntüyü kamera olarak gösterecek. Ama Linux kullanıcıları ise bundan daha iyisini yapabilirler. Linux'ta V4L2 Loopback denilen bir sistem var. Bu sizin için fake kamera oluşturmanızı sağlıyor ve bu fake kameraya görüntü aktarabiliyorsunuz. Bu bir video olabilir, herhangi bir görüntü ya da resim bile olabilir. Ve burada yaptığımız şey ise Scrappy'nin içerisindeki argümanla birlikte Scrappy'nin görüntüsünü V4L2 Loopback'e aktarmış oluruz. Tabii bunu yapabilmek için öncelikle Linux kullanıcılarının V4L2 Loopback yazılımını yüklemeleri gerekecek. Bunun için V4L2 Loopback'in sayfasına geldiğimizde yükleme adımlarını buluyorsunuz. Normal şartlar altında eğer ki kendiniz derlemek istiyorsanız GitHub reposunu klonlayıp kendiniz derlemeniz gerekecek. Ama birçok Linux dağıtımının paket yöneticisinde otomatik olarak bu var. Mesela ben Arch Linux kullanıyorum şu anda. V4L2 Loopback dediğimde dosyanın community repolarında olduğunu görüyorsunuz. Bunu yükleyeceksiniz bir defa. Daha sonrasında yapmanız gereken şey ise terminale sudo modprop V4L2 Loopback yazmak ve buraya bir iki opsiyon belirleyebiliriz. Örneğin benim kullandığım opsiyon video alt-nr eşittir 1. Daha sonrasında da her alt-nr label phone. Yani cihazımızın numarası 1 olsun. Daha sonrasında da ismi ise phone olsun diyorum. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Sonra enter'a bastığımda bu cihazı benim için oluşturacak. Scrappy'ye geldiğimde ise diyorum ki V4L2 cihazım dev video 1. Yani bu görüntüyü sen al dev video 1'e gönder diyorum. Daha sonrasında ise display no display seçeneğini koyuyorum ki ekranı bir daha karşıma çıkarmasın. Daha sonrasında Linux kullanıcılar için bu bir kamera olarak gözükmeye başlıyor. Benim OBS'ye bakacak olursanız camera with filter kısmına gelmek bunu bir kamera cihazı olarak gördüğünüz fark ediyorsunuz ve buraya geldiğinde device'ın phone yazdığını görüyorsunuz. V4L2 Loopback birinci cihazın ve bunu böyle yaptığında avantajıysa macOS ya da Windows kullanıcılarına kıyasla OBS'ye girip bir de sanal kamera başlat demenize gerek kalmıyor. Webcam test sitesine girdiğimizde phone cihazın adını da burada görüyorsunuz. Allow dediğinizde ise tekrar benim cihazımı hem buraya yansıtıyor gördüğünüz gibi hem OBS'ye yansıtıyor. İstediğim kadar uygulamada kameramı yansıtmamı da sağlıyor. Bu da V4L2 Loopback'in avantajlarından birisi. Ve size Wi-Fi ile Scrappy'yi nasıl bağlayabileceğinizi de göstereceğim demiştim. Bunu yapabilmek için yine dokümantasyona baktığımızda öncelikle telefonumuzun ve bilgisayarımızın aynı ağda olması lazım. Ve burada yapmamız gereken şey ise çok basit. ADB TCP IP 5555 yazıyoruz. Enter'a bastığımızda bizim için ADB 5555 portuna tekrar başlayacak. Daha sonrasında yapmak istediğimiz şey ise ADB Connect diyoruz ve Wi-Fi'mızın IP adresini yazıyoruz. Daha sonrasında 2.5555 yapıyoruz. Bunu yaptığımızda cihazımıza Wi-Fi üzerinden ADB bağlanmış olacak. Tabii ki şunu soruyor olabilirsiniz. Telefonumun lokal IP adresini nereden bileceğim? Telefonun ayarlar kısmına gelip telefon hakkında kısmına geldiğimizde durum kısmında cihazınızın IP adresi yazar ya da modeminizden ya da router'ınızdan da bulabilirsiniz. Bu bilgi genelde ağa bağlı olduğunda orada da yazıyor. Enter'a bastığımızda telefonumuz bağlanmış olacak. Ben mesela bastığımda şu an zaten bağlı yazdığını görüyorsunuz. Ve tekrar mesela Scrappy'ye geldiğimde burada ek olarak az önce olmayan Select USB yazdığını görüyorsunuz. Çünkü telefona hem Wi-Fi üzerinden hem kablo üzerinden bağlandığınızda otomatik olarak ben hangisinden bağlanayım birisini seç diyor. Şu an kameramı kapattığımda ve buraya gelip Select USB değil de TCP IP dediğimde aynı şekilde Wi-Fi üzerinden bağlandığını görüyorsunuz. Şu an kablo takılı olmasına rağmen Select TCP IP dediğim için Wi-Fi'den bağlanıyor. Ve gecikmede bir sıkıntı var mı acaba? Şu an çok da fark edemedim gibi. Tabii Wi-Fi'den bağlanmanız duruma göre daha iyi olabilir ya da daha kötü olabilir. Router'ınız ya da modeminiz çok uzaksa fark edebilir. Genelde USB'den bağlanmak en iyisi. Her nedense USB kullanamıyorsanız ya da Wi-Fi ile bağlanmanız gerekiyorsa Scrappy bunu da yapmanızı sağlar. Evet, işte bu şekilde telefonunuzu kamera olarak yansıtabilirsiniz. Biliyorum bu herkese %100 lazım değil ama özellikle yayıncılık yaptığım için iyi bir kamera istiyordum uzun bir zamandır. Eski videolarıma bakacak olursanız bundan bir 3-5 ay önceki videolarda dahil olmak üzere webcam ile yayın yaptığımda görüntü çok iyi gelmiyor ve
daha iyi bir webcam almak istediğimde genelde fiyatlar hep pahalı. Gerçekten bu arada şeye de bakıyorum. Pahalı olan webcamleri de tamam satın alacağım diyorum ve görüntü kalitesine bakıyorum. Bu telefondan aldığım görüntüden daha iyi bir görüntü veremiyorlar testlerine baktığımda. Dolayısıyla yapmam gereken ya gidip bir DSLR kamera almam gerekli ki o çok daha pahalı ya da şu an elimde olan bir telefonu kullanmaktı. Bunun için ben uzun bir süredir Droid Cam kullanıyordum ama maalesef Droid Cam'in ücretli sürümü telefonunuzda Play Store özel mülkiyet yazılımlarının olmasını gerektiriyor. Yani ben Micro G ile telefonumu kullanamıyorum. İlla Play Store ve Play Store'un kütüphanelerinin telefonumda yüklü olması gerekiyordu. İşte özgür yazılım olan Scrap uygulamasıyla ve Open Camera ile bu işi hallettim. Gördüğünüz gibi şahane bir şekilde görüntü alabiliyorum. Videonun bu dakikasına kadar geldiyseniz daha önceden çektiğim telefonumun olmazsa olmazları videosunda en sık kullandığım uygulamaları gösteriyorum. Eminim o videoda hoşunuza gidecektir. Bu arada çok ufak bir not daha ekleyeyim. Open Camera'yı kullanırken ekranda sürekli bir parlama gidip geliyorsa bunun nedeni exposure'ı kitlemediğinizden dolayı olabilir. Hemen sağ yukarıda exposure'ı kitlemek için bir işaret var. Ona tıklarsanız bu sorunu yaşamazsınız. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katıl üyelerime de destekleri için teşekkür etmek istiyorum. HXFader 26. Prototürk, Eren Seyfi, İsmail Sarıkaya, Quiet Mood, Ali Pacin, Potemkin, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Mayfrek, Taner Gergül, İyamar, Süper Kernel, Emre Salih, Utku, Tarık, Galaktik Galik ve yanda gördüğünüz diğer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de yine teşekkür ediyorum. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.minyan_destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.